Biz üç arkadaş bir araya gelerek Kadıköy'de çok mütevazı, çünkü öyle fazla bir sermaye birikimimiz yoktu. Mütevazı şartlarda küçük bir, yani diyelim ki bir oda, bir salon, böyle 50-60 metrekare mütevazı bir ofiste. İşte o günün şartlarında ihtiyaç duyduğumuz işte telefonda, telexti, işte faks makinesiydi, her neyse. Onları temin ederek iş hayatına başladık. Şirkete ilk açtığımız gün bir gemiye hizmet verdiysek veya yılımızı doldurduysak, yıl sonu itibariyle 50-60 gemiye hizmet verdiysek, bugün bu rakam Allah'a hamdolsun şu anda binli rakamlara yaklaştık. Yılda 1000 geminin yükleme boşaltma hizmetlerine, liman hizmetlerine aracılık ediyoruz. Her hikaye sıfırdan başlar. Vehbi Koç Ofuntun Musu köyünde dünyaya geldi. İlkokulunu, ortaokulunu burada Ofta okudu. Lise 1-2 Trabzon Lisesi'nde, son sınıfta İstanbul'da, sonrasında da İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde okuyup hayata atılan bir kardeşiniz. Benim okuduğum yıllarda Türkiye'de üniversiteye girmek çok kolay değildi. Zaten Türkiye'de sınırlı sayıda üniversite vardı. Artı ülkenin en karışık, en buhranlı dönemleriydi. Üniversitelerde, sokaklarda son derece işte hadiseler vuku buluyordu. Biz de hangisini okuyalım falan derken, denizcilik mesleği de o günün şartlarında, bugün de halen daha öyle ama son derece cazip bir meslekti. Sonuçta bir kaptan çocuğuyla sınıf arkadaşı olmuştum. Daha öncesinde çok fazla bir bilgim yoktu açıkçası. Bana açık deniz kaptanlığının, uzak yol kaptanlığını, işte babasından duyduklarımız, dinlediklerimizi, nasıl bir meslek olduğunu, o günün şartlarında bize artı eksi ne getireceğini öğrendik. Tercih yaptık, işte okula girdik. Daha okulun ilk yılında zaten 18 yaşında üniversiteye girince o yaz stajları da başladı. Yazları denizde, kışları okulda, bu şekilde 1982 senesinde üniversiteden mezun olduk ve mecburi hizmetimde denizde, deniz nakliyatta başlamış oldum. Denizde çalışmak son derece meşakkatli bir iştir. Doğal olarak gecesi yok, gündüzü yok, cumartesi yok, pazarı yok, bayramları yok, seyranları yok. Yani gemiye katıldığınız andan itibaren kontratınız bitip tekrar izne gelecek olan süreçte, ki o günün şartlarında bu kontratlar minimum 6 ay, 9 ay, hatta 12 aylık seferler icra ettik. Son derece zor, meşakkatli, tedarik imkanı son derece zor. İstediğiniz her şeye ulaşma imkanı da yok. Biz o şartlarda mesleğe başlamış olduk. Tabii her geçen gün denizde hem tecrübemiz arttı, hem bilgimiz arttı, birikimimiz arttı. Dolayısıyla pek çok hadiseye de yakından tanıklık etmiş olduk. Mesela fırtınalar, her denizciye sorarlar, yaşadığınız büyük fırtınalar var mıdır? Tabii benim meslek olarak, yani uzak yol gemi kaptanı ve o gün şartlarda Türkiye'nin büyük gemilerinde görev yaptığım için, gerek 3. kaptanlığımda olsun, gerek 2. kaptanlığımda ve daha sonra süvarilik hayatımda pek çok şeyle karşılaştım. Çünkü deniz hayatımın tamamı okyanusları bir baştan bir başa geçmekten oldu. Öyle anlar yaşadık ki gerçekten, yani ağlar mısın, güler misin veya artık bu benim son günüm müdür diyebileceğimiz pek çok hadiseyle tartıştık. Çok büyük fırtınalar içerisinde kaldık. Günlerce gitmemiz gereken rotanın dışına çıkmak zorunda kaldık. Öylesine mesela birkaç sefer anlatayım size. Bir tanesinde işte Amerika'dan yükledik, kalktık, İrlanda'ya geçeceğiz. Doğal olarak attan değil, kuzeyinden, yani büyük daire seyri dediğimiz bir seyir söz konusu. Gulf Stream, yani Amerika'nın sahillerinde Gulf Stream akıntısıyla beraber Kanada sahillerine kadar geldiğimizde ortalık güllük güneşlik, hiçbir sıkıntı yok. Doğal olarak 0.90 doğuya doğru dönüp İrlanda'ya gitmemiz gerekiyordu. Korkunç bir fırtına. Gerçi bugün de fırtınalar vardır ama bugünkü fırtınaların ihbar edilmesi o güne göre daha da kolay. Yani günler öncesinde pek çok hava raporuna ulaşabiliyorsun. O günkü şartlarda da kısmen bunlar vardı ama bu kadar net değildi. Evet ki mesela biz yola çıktık, devam ediyoruz. Büyük fırtına bizi yakaladı. Yani o an için artık yapacak bir şey yok. Yani ya Allah verdiği ömür sona ermişse ermiştir, ermemişse ermemiştir. Rabbiniz o zaman aşırı bir münasebetiniz oluyor. Tam bir teslimiyet söz konusu oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki Cenab-ı Allah'tan başka size o anda kimse yardım edemez. Sağdan soldan gemilerin başına gelen yaşadıkları sıkıntıları duyuyoruz, haber alıyoruz. Yani aynısı bizim de başımıza gelebilir diye işte bekliyorsun yani kuş yap. Fırtınadan daha da az etkilenebilmek için gitmemiz gereken liman İrlanda'nın Foynes Limanı iken biz daha güneye, yani günlerce 8-9 günlük seyri biz 17 günde Lizbon'a gelerek ancak tamamlayabildik. Allah'a hamdolsun, tamam, sıkıntı çektik, korku çektik, günlerce yemek yemedik. Gemide herhangi bir sıcak yemek asla çıkmadı. Kapkacak veya işte üstelik malzeme ne varsa raflardan indi, kırıldı. Geminin içinden sürekli ses geliyor. Bir kulağımız makine dairesinde. Makine stop ederse zaten hiç şansımız yok. Makinenin muhakkak çalışıyor olması lazım. Fırtına bile olsa geminin gidiyor olabilmesi lazım. Diğer draftan, diğer kulağımız geminin güvertesinde. İşte herhangi bir saç patlama, şey atması olabilir mi? Bir kırık, şıkık olabilir mi? Mişlerde kopma olabilir mi? İşte ambarlar su alabilir mi? Bunun tedirginliği içerisinde. Ama dediğim gibi, yani o anda yapacağınız aslında çok fazla bir şey yok. Allah'a şükrediyorsunuz, dua ediyorsunuz. Ya Rabbi, niyaz ediyorsunuz. Ya Rabbi, makinemiz işte çalışsın, bozulmasın. Efendim geminin işte sağında solunda saç kırılması, atlaması, patlaması olmasın. Ambarlara su girmesin. Sağ salim bir yere varalım ama nereye varırsak varalım. Dediğim gibi 7-8 günlük yolu biz 17 günde tamamlayarak Lizbon'a geldik.
Şimdi son sefer kararı esasında o içinizde biriken şeyle alakalıdır. Her denizci belli bir zaman denizde çalışır. Hem maddi olarak bir takım tasarruflar edildikten sonra, bilgi birikim olduktan sonra artık karada nasıl çalışabilirim? Yani denizcilikle alakalı karada ne tip hizmetler üretebilirim, ne iş yapabilirim? Gerek profesyonel olarak, gerek kendinize ait bir iş yeri kurarak çalışma noktasında biriktikçe, olgunlaştıkça ve yaşadıklarınız, tabii ev olayı da var malum bunun içerisinde. Çoluk çocuğunuz varsa, evli baktıysanız bir an önce denizden karaya geçmek. Yani denizle alakalı karada bir şeyler yapmak o içinizde birikmeye başlar. Ama bir hedef vardır denize. Yani eğer gerçek bir denizci olmak istiyorsanız uzak yol gemi kaptanı yani süvari dediğimiz o mevkiye kadar gelmiş olmanız gerekir ki artısıyla eksisiyle kenarda bir şey kalmasın. Her şeyi denizde göreyim, edeyim, tecrübe edeyim, biriktireyim ve onu da karaya geçtiğimde tam yetişmiş dört başı mamur bir denizci olarak karaya geçeyim. Biz de aynı bu şekilde bu yollardan geçtik. Sabrettik. O mücadeleyi verdik. Ondan sonra bir günde karada da belli şartlar oluşmaya başlayınca biz de artık dedik ki denizde artık bu son sefer olsun. Ondan sonra bismillah diyelim karada kendimize yeni bir hayat kuralım dedik ve öyle başladı kara hayatımıza. Biz üç arkadaş bir araya gelerek Kadıköy'de çok mütevazı çünkü öyle fazla bir sermaye birikimimiz yoktu. Mütevazı şartlarda küçük bir yani diyelim ki bir oda bir salon böyle 50-60 metrekare mütevazı bir ofiste. İşte o günün şartlarında ihtiyaç duyduğumuz işte telefondu, telexti, işte faks makinesiydi her neyse. Onları temin ederek iş hayatına başladık. Şimdi dediğim gibi üç arkadaş bir araya gelerek kesinlikle hakikaten sıfırdan başlama tam anlamıyla karşılığı olan sıfırdan başlama noktasında bir ofise çalışmaya başladık. Sermaye birikimimiz olmadığı için doğal olarak denizde karaya yönelik olarak gemilere yönelik ancak hizmet işleri yapabilirdik. Onların da o günkü tarifiyle acendelik hizmetleri ve brokerlik hizmetleri yani gemilere yük bulmak veya gemilerin limandaki gelen yani yabancı ve yerli gemilerin limana gelen gemilerin bir takım hizmetlerini yapmak noktasındaydı. Tabi uzak yol gemi kaptanı olduğumuz için yani kısmen de tecrübeli denizci olduğumuzun bu hizmetleri yapma noktasında herhangi bir şeyimiz olmadı. Zafiyetimiz söz konusu değildi. Daha önce de karada çalıştığımız için 1-2 senelik bir tecrübemiz olunca sıfırdan başlayarak biz bu işleri yapmaya başladık. Ama Rabbim bizi hakikaten gerçekten işte büyük çok ciddi nimetler nasip etti. İşi kurma dönemimiz Sovyetler Birliği'nin dağılma dönemi. Burası hem bizim için hem Türkiye'de o gün benzeri faaliyetleri yürüten diğer denizci firmalar için gerçekten çok büyük bir fırsat oldu. Sovyetler Birliği dağılınca ortada 5-6 bin tane gemi ve 7-8 ülkenin elinde farklı farklı ve bunların uluslararası hiçbir tecrübesi yok. Son derece uluslararası ilişkilerde son derece eksik ve sınırlı imkanları ve bilgileri vardı. Bu firmalar gerek Türkiye'deki armatörler tarafından, bizim gibi hizmet işi yapan kişiler tarafından veya işte Akdeniz Havzası'ndaki işte Yunanlar, İtalyanlar, işte Araplar, Mısırlar tarafından işletilmeye başlandı. Ve bize müşteri anlamında bu çok ciddi bir ortam sağladı. Bu ortamın da imkanlarını kullanarak biz 3-5 sene içerisinde kendi gemimizi alma cesaretini gösterecek noktaya taşıdı. Bu çok önemliydi. Hiç mahcup olmadık. İşlerimiz her gün gün bir gün artarak devam etti. Mesleğin erbabı olduğumuz için, işin hakkını veren bir şey olduğumuz için de iş yaptığımız firmalar da bizde hep süreklilik devamı oluşturdu. Onlarla beraber işte 94'lerin sonuna geldiğimiz zaman ilk gemimizi arkadaşlarımızla beraber aldık. Bu sefer ne oldu? Hem sermaye şirketi olduk hem hizmet sektörü, hizmet üreten bir şirket haline geldik. Yıllar içerisinde devam etti. Yani bugüne kadar esasında devam ediyor. Gemi sahibi olmak, daha sonra bir dönem tersanecilik faaliyetlerine girmek, çıkmak, işte eski gemiyi satıp geriye yenisini almak, daha küçük gemiyi satıp daha büyük gemiyi almak. Bunlar süreç içerisinde hep devam etti. Zaten şirket var olduğu sürece de devam etmeye devam edecektir. Bu çok işin normal kısmı. Ama bırakmadığımız bir kısım şu. Başladığımız iş, hizmet sektörü. Onu halen daha devam ediyoruz. Bizim için en kıymetli olan odur. Çünkü bilgi ve birikime ihtiyaç duyan, insan ilişkilerine ihtiyaç duyan bir iş olduğu için ve dünyanın her tarafında hizmet verdiğimiz firmaların bize olan güveni muhafaza etmek ve sürdürebilmek için yeni nesillere de bunu devretmek kaydıyla bu işe yine ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Şirkete ilk açtığımız gün bir gemiye hizmet verdiysek veya yılımızı doldurduysak yıl sonu itibariyle 50-60 gemiye hizmet verdiysek bugün bu rakam Allah'a hamdolsun şu anda binli rakamlara yaklaştık. Yılda 1000 geminin yükleme boşaltma hizmetlerine, liman hizmetlerine aracılık ediyoruz. Yani her yıl sistematik olarak en az %3, 5, 10, 15 bazı yıllar artarak devam etti. Tabii geldiğimiz nokta çok iddialı bir nokta. Şimdi esas amacımız bu rakamı muhafaza edebilmek. Yani dünyadaki sıkıntıyı da dikkate alırsak bugün geldiğimiz nokta gerek hizmet sektöründe metre denizciliğin faaliyetleri olsun, gerek ortaklık yoluyla işte gemilerimizin faaliyetleri olsun. O gün inanın size samimiyetle söylüyorum bu hayalleri kurma imkanımız yoktu. Çünkü biliyorsunuz hayaller biraz da ülkenin şartlarıyla alakalıdır. O günün şartlarında Türkiye'de işlerin bu kadar büyüyeceğini, bizim bugünlere geleceğimizi, bu kadar büyük bir çevremizin olacağını, bu kadar beğenilen, takdir edilen, sevilen bir şirket olacağımız o gün aklımıza gelmesi imkansızdı. Çünkü bunun karşılığı mümkün değildi. Yani bugün bizim yaptığımız işlem açımı o gün
günün şartlarında belki Türkiye'de 3-5 tane firmanın yapabileceği kadar da hacim bu kadardı çünkü. Türkiye çok büyüdü, dünya çok büyüdü. Dolayısıyla biz de bundan hakkıyla payımızı, o tüşeni almış olduk. Bugün hamdolsun diyoruz. Ama şu anki hedeflerimiz daha farklı. 2023-2053 hedeflerini ve Türkiye'nin hedeflerini göz önünde bulundurduğumuz zaman şu anki halimiz son derece mütevazı. Kendimizi mütevazı görüyoruz. O büyük hedefler için neler yapmamız gerekir? Şu anda onların çalışmalar içerisindeyiz. Acentelik ve broker hizmetleri noktasında, liman hizmetleri noktasında bakarsak kesinlikle mütevazı söylemeyeyim. Türkiye'de ilk ona rahatlıkla girebilecek bir yapıdayız şu anda. Hangi alanda olursa olsun, ben bunu birkaç katıldığım seminerlerde, konuşmacı olarak katıldığım toplantılarda bir dostumun yaptığı bir tespiti, Trabzonlu İş Adamları Derneği'nde İstanbul'da genç denizcilere alakalı ben ve benim gibi iki arkadaşı sektörde isteyen belli noktaya gelmiş iki arkadaşla üç arkadaş beraber bir program yaptı. Gelecek adına denizciler kendilerini nasıl hazırlaması, nasıl yetiştirmeleri. Bunları anlatırken de önce kendi hayatımız, neler yaşadık, olaylara nasıl yaklaştık, nasıl sonuçlandırdık, bugüne nasıl geldiğimiz özellikle. Dedik. Sonunda moderatör şunu söyledi. Kapanış konuşmasında ben dedi buradan dedi şunu öğrendim dedi. Bu üç katılımcı arkadaşın birbirlerini belki günlük hayatta çok fazla sık sık görmeyen, sık sık bir araya gelmeyen insanların bir özelliğini tespit ettim dedi. Ortak bir özelliği. Gençlere ben bunu söylüyorum. O özelliklerden bir tanesi şu. Onun tarifi beni de ne olduğumu ve diğer arkadaşlarımın ne olduğunu bize anlatan kişinin ağzından söylüyorum. Tutku. Tutku çok önemli. İşinizi sevmeniz, mesleğinizi sevmeniz, ona hile yapmamanız, hakkıyla onun ihtiyaçlarını karşılamanız, ona gereken zamanı ayırmanız, onunla ilgili olarak bilmeniz ve öğrenilmeniz gereken şeyleri zamanında öğrenmeniz sizi başarıya getirir. Benim kendi açımda, manevi dünyam açısında da şudur. Rabbinize güveneceksiniz, inanacaksınız. Tek koruyucunuz o olduğunu bileceksiniz. Hayır ve şerrin ondan geldiğini bileceksiniz. Hakkıyla kulluk edeceksiniz, işinizi seveceksiniz, başarıya ulaşacaksınız. Tutku son derece önemlidir. İnsanın başına zaman zaman bazen hesaba katmadığı sıkıntılı anlar gelebilir. Başarısızlık gibi bir takım şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ama bırakmayacaksınız. Biliyorsanız, inanıyorsanız mutlak surette başarısınız. Eğer bir şeyde başarısız olmuşsanız Rabbiniz size başka bir şekilde daha iyisini nasip edeceği içindir. Ama kime bu nasip olur? İşi bilene olur, hazır olana olur. Şimdi bana sık sık sorulan sorulardan bir tanesi de isminiz rahmetli Vehbik Hoca benzemiz olmazsa sizce ne ifade ediyor? Toplumda nasıl böyle bununla alakalı tepkiler alıyorsunuz? Herhangi üzerinize bir ağırlığı oluyor mu? Mutlak surette oluyor. Sonuçta Allah kanı kanı rahmet etsin Türkiye'nin büyümesinde, sanayileşmesinde uzun yıllar hemen hemen rakipsiz bir şekilde Vehbik Koç ve onun grubu çok ciddi işler yaptı. Bugün de bu işler devam ediyorlar. O ismi taşımak bir sorumluluk değil, bayağı büyük bir sorumluluk benim üzerime bıraktı. Çünkü insanlar bana sanki Vehbik Koçmuşum gibi veya onun bir evladıymışım gibi veya yeğeniymişim gibi veya akrabasıymışım gibi. Bu sorular hep sorulu zaten. Bir ilişkiniz var mı? Bir akrabalığınız var mı? Saygın bir ismi muhafaza taşıdığınız zaman ister istemez yani ben de onun gibi olayım veya işte en azından onun ismine bir zeval getirmeyeyim hassasiyeti mutlak surette oluyor. Olmamasının imkanı ihtimali yok. Veya en azından yeni danıştığınız bir insanın sizin bu isminizi bilmesi onu bir tekrar hiç unutmaması anlamına da geliyor. Dolayısıyla benim tanıştığım bildiğim insanlar bana yıllar sonra ben ya sen Ahmet miydin, Mehmet miydin demiyor. Direkt Vehbi Koç ne haber, ne ediyorsun, nasıl gidiyor işler diyorlar. Dolayısıyla ismimin bilinirliği noktasında böylesine önemli bir şahsın ismini taşımak yani tesadüf bile olsa ki burada bir farklı bir kavram yok. Dolayısıyla bu çok önemliydi. Ekonomik anlamda oftan çıktığımız günlerdeki buradaki şu anda bu programı yaptığımız zamanında Teddy evinin olduğu bu yerdeki çıkan Vehbi Koç. Belki inanmayacaksınız ama akıl bağı olduğum andan itibaren beni güzel bir hayatın benzediğini, bu hayatın da ülkesinin, memleketinin meseleleriyle alakadar olan, maddi olarak da belli bir noktaya gelebileceğine inanan bir kişi olmuşumdur. Hiçbir zaman sıradan bir hayatım olacağına düşünmemişimdir. Bunun da altında yatan büyük espri bence bu ismi taşıyor olmamdı. Cebimizde belki 5 kuruşumuz yoktu. Sırtımızda birden fazla giyecek elbisemiz yoktu. Ayağımızda birden fazla gibi çift daha fazla ayakkabımız yoktu. Ama ben o günde bu hissiyatın içerisindeydim. Yani maddi rakamsal olarak bakıldığında çok fark olmuştur. Ama duygusallık olarak bakıldığında sanki ben bugünkü yani maddi manevi varlığım her neyse 30-40 sene öncesinde de aynı iklimi yaşıyordum.